Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Sevmediğimiz birisinin yakınlarına da düşmanlık beslememiz ne derece doğrudur? Kur'an'da birçok yerde geçen, zannedersem en 5 yerde geçen bir cümle var, bir ifade var. Aynen şöyle. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَ Yani hiçbir günahkar, başkasının günahını yüklenmez. Şimdi bu ayette geçen ifadeleri şöyle bir tahlil edelim. Ne diyor Rabbimiz? "Vela teziru günahkar olmaz. Vaziratun hiçbir günahkar vizra ohra başkasının günahıyla. Şimdi ayeti kerimede geçen kelimelerin hepsi vizir. Günah ve suç aslından meydana gelmiş ve la teziru aynı kökten vaziratun aynı ve vizra şimdi bu kadar iç içe gelmiş bir cümleyle Rabbimiz buyuruyor ki bir insan kendi günahkar olabilir ama başkasının işlediği günahından dolayı onun günahı ona ait olamaz ve bundan dolayı sorumlu tutulamaz çünkü suçun şahsiliği esastır. Yani suçu işleyen kişi ancak çeker ve suçlu ancak suçu işleyen kişidir. Bakın bu kuralı nerede görebiliyoruz? Hz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun inkarından Hz. Nuh Aleyhisselam sorumlu tutulabilir mi? Hayır. Peki Hz. İbrahim Aleyhisselam babasının inkarından Hz. İbrahim Aleyhisselam sorumlu tutulabilir mi? Hayır. Peki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının günahından Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sorumlu tutulabilir mi? Hayır. Peki Hz. Lut Aleyhisselam'ın düşmanla işbirliği yapan eşinin suçundan Hz. Lut, Lut Aleyhisselam sorumlu tutulabilir mi? Hayır. O halde neden biz bir müminin bir hatasından dolayı onun bütün yakın akrabalarını, arkadaşlarını, hatta aynı ırka mensup olanları, hatta aynı şehirde yaşayanları, hatta aynı devletin insanlarını sorunu tutmak gibi bir cinayete giriyoruz? Esasen bunu akıl ve mantık kabul ediyor. Yanlış olduğunu ve yapmamamız gerektiğini. Ama nefsimize, ve hissiyatımıza söz geçiremiyoruz. Onun için kendimizi sürekli terapi etmemiz gerekiyor. Sürekli nefsimizi muhasebe içerisinde tutmamız gerekiyor. Mesela bir bedendeki bir hastalıktan dolayı diğer organları sor mu tutabilir miyiz? Mesela doktor herhangi bir hastalığı olan bir insana, mesela gözü ağrıyan bir insana gözüne mi müdahale eder, Yoksa arızası olmayan, rahatsız olmayan diğer gözüne de müdahale eder mi? Bakın, doktor bir hastanın sadece hasta olan yerini tedavi eder ve o adama düşman olmaz. Sadece o adamın hastalığının tedavisi için gerekeni yapar, onu da lütufla, sevgiyle, şefkatle, hikmetle, ilaçla neyse tedavisini yapar. Onun için biz Müslümanlar bırakın bir Müslümanın bir hatası yüzünden onun yakınlarına, akrabalarına veya aynı ırktan olanlara veya aynı ülkede yaşayanlara düşmanlık etmek, o kardeşimizin kendisinde bulunan bir hata yüzünden ona da düşmanlık edemeyiz. Çünkü manevi bir hastadır. Sadece hasta olan özelliğini lütufla ve şefkatle tedavi etmeye çalışırız asla ona düşman olmayız. Onu dışlamayız ve onu kesinlikle iç dünyamızdan atmayız. İlgiyi, alakayı kesmeyiz. Bir şefkatli doktor anlayışıyla o kardeşimde gördüğüm o yanlış düşünceyi, yanlış hareketi ya da hoşuma gitmeyen durumunu düzeltmeye çalışırım eğer zarar vermeyeceksem. Ama zarar vereceksem ona da müdahale etmem ve sevgimi duamı devam ettiririm.